Merhaba arkadaşlar, Külahımı Anlat'ın ilk bölümüyle karşınızdayız. Külahımı Anlat formatı ile ilgili kısaca bilgi vermek gerekirse şöyle bir format olacak. Şimdi gündem çok yoğun ve çok karışık ve böyle sürekli absürt ve alakasız saçma sapan olaylara şahit oluyoruz. Ülkecek yani bu olaylara şahit oluyoruz. Hatta bazen dünyada da oluyor ama genel olarak bizim ülkemizde dünyadan bir 4-5 kat fazladır muhtemelen. Pegasus Yetik Kurulu ile ilgili bir vlogumuzda çeşitli şeyler söylemiştik. Onunla ilgili çok destek mesajları aldık ve toplu bir istek doğdu. Yani bizim bu gündemle ilgili yorumlamalar yapmamızla ilgili. Yani biz de böyle bir format düşündük ve hani külahımı anlat şeyde düşündük herhalde değil mi? Yani Roma dondurmacısında dondurma yerken bir anda aklımıza gelen bir şey oldu. Şimdi kısaca ben size formatı anlatayım. İsimden de anlayacağınız gibi bir tane külahımız var. Lan Seton Refikos yok mu ya? Hani yalanını çıkarayım da külahımı anlat. Bu değil ya. Ya normalde bu değil. Şapka külah da alabilirdik ama hani biraz eleştirisel bir bakış açısı var diye düşündüm. Yani bütçeyle alakası yok. Ha, külah kasket. Gel göster. Gel kamera göster bakalım. Külah kasket. Normalde mesela mesela sen bir yalan anlatacaksın. Ben yalan olduğunu biliyorum ya da abartıyorsun falan. Ben diyorum ki ben gideyim. Sen benim külahımı anlat. Şapkamı çıkartıyorum. Sen ona konuş. Önce külahımı anlat formatından şu an biraz spontane gelişiyor bu aslında. Çalıştığımız çok bir şey değil ama. Ben şimdi olayı özetleyeceğim. Külahı mikrofon yaparcasına özetleyeceğim. Netflix'te biliyorsunuz Erşen Kuner yayınlanmaya başladı. Ve işte geçen senenin başından beri de gibi yayınlanıyor Exxen'de. İki sezon yayınlandı. Şimdi 8 bölümlük bir dizi Erşen Kuner'i. Ve iki dizide sadece mizah dizisi olması dışında herhangi bir noktada herhalde buluşturamayız bu dizileri değil mi? Yani sadece ikisi de mizah dizisi herhalde değil mi? Bunda okeyiz. Başka bir ortak noktaları yok. Fakat bugün Zafer Algöz bir tweetler zinciri attı ve onunla ilgili de belli bir sosyal medyada hezeyan oluşturdu bunlar. Ben şimdi onları bir okuyayım. Önce Zafer abiye bir mention gelmiş. Cengiz isimli bir kullanıcı. Erşen Kuner'i resmen sıfır beklentiyle açtım ama resmen her bölümde durdurup 1-2 dakika gülmek zorunda kaldım. 6. bölüme geldim. Efsane gerçekten. Şu ana kadar Kooperatif Kemal favori bölümüm. İçinde bir tık gibi esintisi hissettim gibi. Böyle kişisel bir yorumda bulmuş. İçinde bir tık gibi esintisi hissettim. Buna rağmen Zafer Algöz gibinin bu seviyeye gelmesi için 2 fırın ekmek, 4 fırında İzmir boyozu yemesi gerek gibi garip bir tweet atmış. Sonra bu sefer El Salvador Dali isimli kullanıcı da bir şeyler yazmış. En sonunda da of ne güzel olurdu Feyyaz Yiğit komedisinde sizi görmek gibi bir o da talepte bulunmuş, istekte bulunmuş. Zafer Algöz Feyyaz Yiğit komedisi mi diyerek 3-4 tane gülen emoji atmış. Bu da ayrı bir problem oldu. Daha sonrasında gibi de İlkan karakteriyle tanıdığımız Kıvanç Kılıç da yetişkinliğin ve tekamülün biyolojik değil zihinsel ve kültürel süreçlerin sonucu olduğu zahmetsizce gözlemlenebiliyor gibi bir tweet attı. Şimdi tartışmamız bu. Yani tartışmamız aslında biraz Erşen Kuner'i mi gibi mi tartışması. O yüzden külahı bırakıyorum artık. Kendi fikirlerime geçiyorum çünkü. Gibi'yi ben çok beğendim ve hani biz zaten sosyal medya paylaşımlarımızda da kullandık gibi bayağı kullandık hatta. Bir tarafta da Erşen Kuner var. Erşen Kuner de 8 bölümlük. Bence gayet iddialı ve hani kolay olarak karar verilemeyecek bir yapım. Yani bunun yerine daha risksiz yapımlara imza atılabilirdi fakat Cem Yılmaz bir risk almış ve bence kolay kolay dünyasına adapte olunamayan bir yapım ortaya koymuş. Bir kere şunu söylemek gerekiyor. Bana kalırsa yani gibi biraz daha modern bir komediyken, günümüz komedisine yakınken Erşen Kuner de punchline üzerinden ilerleyen ve eskilerin demode yani ben Erşen Kuner'de de güldüğüm çok bölüm var. Özellikle Kooperatif Kemal bölümünü çok beğendim. Fakat ikisi mizah dizisi olmanın dışında bir ortak nokta barındırmıyor. Yani bu demek değildir ki ikisinden birini seçmemiz lazım. Bence ikisi de kendi alanında avantgard işler. Fakat yani mizah dünyasında gibi dizisi şöyle bir sorun doğurdu. Gibiden sonra gibiden önceki bütün işler, bütün komedi biraz demode kaldı. Yani mesela bence bunu 2012'lerde, 11'lerde Leyla Mecnun da yapmıştı. Hani bir anda bir komedi türü çıkıyor ve o komedi daha öncekilerin hepsini çöpe atıyor. Gibi de biraz öyle oldu. Çünkü punchline üzerinden ilerlemeyen bir komedi türü. Genel olarak durum komik. Oysa hani mesela Erşen Kuner'de sürekli olarak bir şeyin esprisi yapılıyor ve hani aslında bütün önceki cümleler o espriye getirmek için paslaşmalar üzerinden gidiyor. Erşen Kuner'de nasıl bir gibi esintisi var? O tweet atan arkadaş bahsetmiş ya. Bence aslında hiçbir gibi esintisi yok. Yani o kendi his, o yüzden ben kendi hissi olduğunu söyleyeyim. Yani bana kalırsa gibiyle alakalı hiçbir esinti yok yani. Tamamen kendi avantgard yolundan gitmiş diye düşünüyorum ben yani Cem Yılmaz'ın, Erşen Kuner'in. Hani gibi de çünkü böyle bu denli mesela hani seksist şeyler yok yani. Hani en fazla gündelik küfürler var gibi de fakat burada biraz hani
gündelik küfürlerin yanında bir de durum da biraz cinsellik üzerinde. Ama onu da ben çok eleştiremiyorum. Çünkü Erşen Kuner de bir erotik film yapımcısı. Ama Zafer Algöz'ün tweetlerini bilmiyorum. Ben biraz abes yani. Ben de abes buldum. En azından gençlere destek verici bir yaklaşımda bulunabilirdi. Sonuçta belli kıyaslanmaması gerektiğini söylüyor ama yorumuyla kendi kıyaslıyor ister istemez. Yani iki komediyi, yani sen o kadar değersiz görebiliyorsan Feryad Yiğit komedisini niye kıyaslıyorsun? Gençlerin yolu açık olsun, işte destekliyorum tarzında hiç bu tarz bir tartışmalara girmeden yorum yapabilir diye düşünüyorum. Ve şöyle bir şey var, bu seyirci kısmında da gibi varken niye ikinci bir gibi yine isteniyor? Niye ikinci gibi tarzda mizah bekliyorum? Ben onu da anlamıştım. Gibimiz var, bir de Erşen Kuner'imiz olsun diyorum yani. Gibi isteyen gibi izler, Erşen Kuner'i izleyen Erşen Kuner'i izler. İki seçenek olsun, alternatifler olsun. Cem Yılmaz da işte 90'lardan itibaren bir birikimine gelebilmiş ve tutunabiliyor. İyi kötü çoğu bir kesme hitap edebiliyor. Böyle değerler varken, bunu yakalayabilmişlerken hala en günceli bekleyebilmek biraz bence haksızlık. Ya zaten ikimiz arasında güncellik farkı doğal ve güncellik farkıyla ilgili de aslında çok bir eleştiri yoktu. Hı-hı. Fakat bu yorum aslında iki diziyi kıyaslamamıza sebebiyet verdi. Yani yoksa hani senin aklında mesela Erşen Kuner'i izlerken ya bu da gibiden iyi mi kötü mü diye bir... Ben hiç kıyaslamadım. Evet yani kıyaslamadık zaten. Fakat şimdi gibinin Erşen Kuner'i olması için işte neydi, iki fırın ekmek dört evet, İzmir evet. Boyozu mu? Yani öyle bir şey dediğin zaman ister istemez şu anda bize de hani fikrimizi söyleme şeyi doğdu. Bana kalırsa gibi yani Erşen Kuner'den daha komik. Şimdi orada iki fırın ekmeği de muhtemelen bütçesel olarak konuşuyor muhtemelen. Ama hani komedinin bütçeyle ilgisi yok. Prodüksiyonla ilgisi yok yani. Evet. Ki bana kalırsa mesela şimdi Cemil Yılmaz sinemasında konuşacaksak. Yani ben mesela işte Hokkabaz, işte ilk kara komik filmler. Yani bunları işte her şey çok güzel olacak zaten artık şey oldu. Bunları daha çok beğeniyorum zaten şahsen ama onda da işte muhtemelen seyirci sayısına takılıyor Cemil Yılmaz doğal olarak. Ama hani Hokkabaz çok iyi değil miydi yani? Hokkabaz çok iyiydi. Bir de şuradan konuşuyor bazen. Cem Yılmaz'da bir ölüm kaygısı seziyorum ben. Ölmeden aklımdaki tüm fikirleri bir şekilde dünyayı bırakayım güdüsü var. Mesela bu son filminde de 4 tane ayrı film vardı. Bu dizide de 18 tane ayrı film vardır. Yani aklındaki tüm fikirleri bir şekilde dünyaya, sinema işte kütüphanesine bırakmak istiyor. Ben öyle bir güdü de sezdim. Çünkü hep Cem Yılmaz deyince benim aklımda bir Gora, Arok tarzında böyle yani bir konu üzerinden ilerleyen bir film gelirdi. Ama son üretimlerin hiç öyle bir şey yok. Bir film konsepti içinde 4 film, bir dizi konsepti içinde 8 filme tanık olduk. Cem Yılmaz'ın aslında çok birikimlerin olduğunu, artık bunları raflarda veya işte disklerde tutmak istemediğini görebiliyorum. Evet yani bu arada ben şey programında da, şimdi hangi programda hatırlamıyorum. Candaş Tolga Işık'ın programında galiba. İşte Cem Yılmaz az önce de konuştuk ya, şey dedi. İşte o komik çocuğun adı neydi falan filan diyordu Feyyaz Yiğit'le ilgili. Ben orada bir şey sezmiştim. Hani nasıl hani Feyyaz Yiğit sonuçta sadece gibiyle. Evet çünkü daha önceki işleri de var. Ölümlü Dünya'yı yani izlemişsindir diye düşünüyorum yani. Cem Yılmaz izlemiştir Ölümlü Dünya'yı. Ya izlemiştir ki arkadaşları da oynamıştır, rol almıştır yani o filmlerde. Evet Cinayet Süsü var. Yani işte Cinayet Süsü'nde falan şey vardı değil mi? Uğur Yücel falan var Cinayet Süsü'nde zaten. Tabii. Yani o biraz bana çok şey gelmişti böyle biraz hani sonra yani övdü geldi. Evet gibi övdü fakat hani biraz şey övdü gibi geldi bana böyle hani başta ismini hatırlayamamak biraz bana şaşırmıştım sonra bu olaylar patlayınca muhtemelen hani artık sette şey mi konuşuldu yani bir yerden kulaklarına mı gitti bu gibiyle kıyaslamak çünkü bizim halk garip bir şekilde hani şimdi şu anki cumhurbaşkanını eski cumhurbaşkanıyla işte şu anki bir futbol takımını 2000 UEFA Kupası'nı alan Galatasaray futbol takımında kıyaslama şeyi var yani garip bir biçimde. Emrah Safar Gürgen dediği gibi ikiye bölme fırsatı geldiğinde bölünüyorlar ama. Evet zaten aynen Emrah Safar Gürgen'in şeyi vardı. Ben bir tweetle şu an Türkiye'yi ikiye bölebilirim. Oldu yani. Oldu. Bir tweetle oldu zaten yine. Yani toparlayacak olursak biz Zafer Algöz'ün daha olgun davranması gerektiğini düşünüyoruz herhalde. Değil mi? Evet. Yani çünkü sonuçta sen bir de 70 yaşındasın yani bu tartışmanın içine girmesi çok tuhaf. Fikri bu olsa da çok tuhaf. Yani bu kadar politik doğruculuk övdüm ben 2-3 video önce. Yani politik doğruculuk burada devreye girmesi lazımdı. Şey diyebilir mesela bizim mizahımız da çok tutmaz, uyuşmaz o mizah falan dese bile okeydim.
Ama bir anda garip bir tartışmanın içerisinde bulduk. Bugünkü Külahımı Anlat formatının ilk bölümünde Zafer Algöz bizim konuğumuzdu. Zafer Algöz külahımıza belli şeyler anlattı ve biz onu yorumlamaya çalıştık. Bu seri muhtemelen bizim bütün serilerimizi herhalde geride bırakır. İstikrarlı bir şekilde çekersek, çünkü gerçekten her dakika birisi tırnak içinde Feyyaz, Yiğit komedisi mi, Gülcük gibi böyle saçmalıklara imza atıyor. Şu anda gündemle değişmiş olabilir. TT'ye baksan yeni program çekebiliriz şu an. Evet, yani o yüzden muhtemelen bütün programları geride bırakacak bu. İlk bölümü de böyle oldu. Artık ikinci bölümünde inanın görüşmek istemiyoruz. Yani bu format şurada biz siz isteriz artık. Bir herkesin böyle anlaşabildiği böyle saçma sapan işlere girişmediği bir dünya olsun isteriz ama zor görünüyor. Muhtemelen birkaç gün içerisinde tekrardan bu kameranın önünde oluruz. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.